Avrupa Birliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortak projesiyle inşaatı tamamlanmak üzere olan Malatya lisanslı kuru kayısı deposu 6 Şubat tarihli depremlerin hemen ardından yardım üssüne dönüştürüldü. Afet bölgelerine gönderilen ulusal ve uluslararası yardımlar kayısı deposundan bozma bu merkezden dağıtılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Murat Varank 2019'da temelini attığı merkeze ziyaret etti. Malatya lisanslı kuru kayısı deposunu yardım lojistik merkezine dönüştürdüklerini afetle vurgulayan Bakan Varank, devreye bakan almadan önce böyle bir hayırlı hizmete vesile oldu dedi. Daha sonra asli görevine dönecek dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız biz de ilk günden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak aynı yardımların en doğru şekilde ve en verimli şekilde yönetilmesi için Aile Bakanlığımıza yardımcı oluyoruz. Malatya'da da ilk günlerden itibaren depo ihtiyacı çıktığında bu içerisinde bulunduğumuz lisanslı kayısı deposunun kullanılması gündeme gelmişti. Buranın temelini biz Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla beraber atmıştık. Malatya'nın en önemli ürünlerinden olan kayısının lisanslı şekilde depolanması, saklanması, üreticilerimizin herhangi bir zarara uğramadan ürünlerinin belli bir süre saklanması ile ilgili biliyorsunuz lisanslı depolar çok önemli. Burada da Türkiye'nin en büyük lisanslı deposunun temelini atmıştık. Aslında bu depo tam anlamıyla kullanılmaya başlamadan önce bu ihtiyaç hasıl olduğunda direkt Aile Bakanlığımızın, AFAD'ın kullanımına buraya açtık. Türkiye'nin farklı yerlerinde ana lojistik depolarımız var. Malatya'da, Adana'da, Gaziantep'te, Kayseri'de büyük lojistik depolarımız var. Buraların bütün yönetiminde, AFAD koordinasyonunda, Aile Bakanlığımıza da biz de destek oluyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilk günden itibaren biz hem gerekli ürünlerin ve ihtiyaçların karşılanması için bütün bakanlıklarımıza yardımcı olduk. Burada arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. İnşallah bu afeti hep birlikte atlatacağız. Üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımızın hangi ihtiyacı varsa onu karşılamak üzere de bütün arkadaşlarımız, bütün bakanlıklarımız sahada büyük bir gayret gösteriyor. Burada gördüğünüz lisanslı kayısı deposu yardım lojistik merkezine dönüştü. Burası Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa Birliği fonlarıyla beraber inşa ettiğimiz bir tesis. Sadece depolama alanı yok, aynı zamanda laboratuvarlarıyla entegre bir alandı. Devreye almadan önce böyle bir hayırlı hizmete de vesile olmuş oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yaraları sardıktan sonra gene asli görevine dönmüş olacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen, ülkemizin her insanının, her ferdin bize emanet ettiği tüm ürünleri hazırlayarak burada tüm ailelerimize ulaştırıyoruz. Buradaki alan bizim tamamen hem tasnifimizi hem de ürünlerin bölünmesi, alanındaki alanları oluşturması kapsamında çok korunaklı ve ürünlerin dağıtımını da çok kolay dağıtımını sağlayabiliyoruz. Burada sosyal yardımlaşma vakıfları, Asya programına gönüllü olarak üye olan personeller, işkur personelleri, komandolar, askeriye, emniyet ve Malatya'nın hemen hemen her kurumundan görevli arkadaşlarla yaklaşık sahada 1800 kişiyle bu alanın tamamına hizmet vermeye çalışıyoruz.